Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık açıklanan COVID-19 vaka tablosuna göre Aksaray'da düşüş devam ediyor. Buna göre Aksaray'da her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 266.9'dan 163.12'ye geriledi. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 tablosu günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Tam kapanma sürecinde vaka ve ölü sayıları da merak konusu. Yeniden normalleşme dönemine geçiş adına güncel korona tablosunda son durum gündemde yer alıyor. Artan vaka sayısı kapanma kararı sonrası gözle görülür şekilde düşmeye başladı. Aksaray'da da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek," dedi. Tabloya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı Aksaray'da 266.9 iken %38.88 azalarak 163.12'ye geriledi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırıları Aksaray'da onlarca araçlı konvoyla protesto edildi. Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Allah! Ya Allah! Aksaray'da bir grup STK öncülüğünde toplanan vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahalesi ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin halkına destek olmak için Aksaray şehirler arası terminali önünde toplanan onlarca araç, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla hareket ederek Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Büyük Böcek Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Semt Pazarı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla araçlarından inen onlarca Aksaraylı sloganlar atarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı insanlık dışı zulmü protesto etti. Sloganlar atan vatandaşlar tekbir getirerek Filistin'e destek, İsrail'e de tepki gösterdi. Coğrafyası olarak her zaman Kudüs'ün, Filistin'in, Müslüman kardeşlerimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. İnşallah bugün yaptığımız bu protesto eylemi fiiliyata da dönüşecektir. Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Kanımız Hasan'a, Hazar İslam'ın! Kanımız Hasan'a! Aksaray'da lokanta işletmeciliği yapan kadın, esnaf lokantasında yaptığı baklavaları cadde ve sokak sokak gezerek pandemi denetimi yapan polis ekiplerine ikram etti. Yabancı olarak bugün de tatlı geçirdiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelindeki kavşak ve noktalarda uygulamalar aralıksız sürdürülüyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken
Lokanta işletmeciliği yapan Ayfer Ozan, lokantasında yaptığı baklavaları görevli polis memurlarına ikram etti. Cadde ve sokaklarda elinde tepsiyle gezen esnaf Ayfer Ozan, zor günlerde halkın sağlığı için görev yapan emniyet güçlerine teşekkür etmek amaçlı ikramda bulunduğunu söyledi. Polis ekiplerine kendi elleriyle ikramda bulunan Ozan, bizleri bu soğukta bekleyip görevlerini yerine getirdikleri için Allah onlardan razı olsun dedi. Soğukta bizi, sağlığımız için bizi bekleyen polislerimizi biz de tatlı ikram etmek istedik. Allah razı olsun onlardan, bizleri bu soğukta bekleyip görevlerini yerine getirdikleri için. Tatlı tepsi mi? Hayır, şu dancı bacı. Dancı bacı, tamam. Evet. Allah razı olsun. Allah sizlere de buranızı bahsedersin. Teşekkür ettik her şey için. Şey yapayım mı? Şöyle. Şöyle şuradan bir dilim alayım ben. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şans diliyorum. Hepsini birden alacaksınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ettik. İyi günler. İyi akşamlar. İyi zahmet ettiniz. Ya zahmet. Şey yok. Her gün geçiyoruz. Takılıyoruz şey, işten geçerken. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. Elinize sağ olun. 4 katlı bir binanın 3. katındaki evinin balkonuna hava almak için çıkan genç kız dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan genç kız yaşadığı acının çığlıklarıyla hastaneye kaldırıldı. Pamucak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında kardeşi Ömer'le evde tek kalan 17 yaşındaki Nazlıcan hava almak için balkona çıktı. Demir korkuluklara yaslanan genç kız bir süre sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kardeşinin uyuduğu esnada genç kız yerde bir müddet sürünerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç kız yaşadığı acıyla çığlık atıp gözyaşı döktü. Bir süre yapılan müdahalenin ardından genç kız sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. On dolandırıcılık, 8 hırsızlık ve 4 adli olay olmak üzere toplam 22 ayrı suçun firari şüphelisi polisin operasyonuyla yakalandı. Bilişim sistemleri kullanarak 10 ayrı kredi ve banka kartı dolandırıcılığı, evle iş yerinden 8 ayrı hırsızlık olayı ve 4 adli olayın firari şüphelisi olarak aranan Cumali Bey hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda adeta şüphelinin izini süren asayiş ekipleri, ilk olarak şüphelinin kullandığı özel telefon hattını tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli Cumali Bey, asayiş ekiplerince teknik ve fiziksel takibe alındı. Yapılan takipler sonucu şüphelinin Hassas Mahallesi, Hassas Caddesi'nde bulunan bir ikamette kaldığını belirleyen polis ekipleri evin bölgesine pusu kurdu. Şahsın eve geldiği esnada harekete geçen asayiş ekipleri şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir konuşma yaptı. Başkan Özkök, Aksaray halkının bayramını kutlayarak pandemi süreci boyunca gösterilen fedakarlığa da teşekkür etti. Çok değerli hemşerilerim, Aksaray Ticaret Borsası'nın kıymetli üyeleri. Bildiğiniz gibi dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan ve her alanda olumsuz etkilendiğimiz Covid-19 salgın sürecinde siz değerli hemşerilerimizin ticari hayatın canlılığı ve üretimin devamı konusundaki samimi gayretlerinize gönülden teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerin en kısa zamanda son bulmasını diliyorum. Bu vesileyle
sizin ailenizin ve tüm iş insanlarının, Aksaray halkının Ramazan bayramını kutluyor, üstlendiğiniz büyük sorumlulukla başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Rabbim bu kötü günleri bir daha göstermesin. Yüce Rabbim'den devletimize dirlik, milletimize birlik diliyorum. Allah sizleri var etsin. Allah'a emanet olun. Engelli vatandaşların aktif iş gücü piyasasına dahil olabilmeleri adına birçok destek ve projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda engelli vatandaşlara sağlanan projeler hakkında İşkur İl Müdürü Mahmut Akkuş mikrofonumuza konuştu. Engelli vatandaşlarımıza yönelik de aktif iş gücü programlarımızın maksimum düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Tabir yerinde ise tüm çalışmalarımızın öznesi engelli vatandaşlarımız olmuştur. Bu hafta engelliler haftası ve bu hafta vesilesiyle bir dizi etkinlikler düzenleniyor. Fakat yılın her bir günü engelli vatandaşlarımız bizler açısından önemli. Son 3 yıllık dönem içerisinde 266 tane engellimiz 65 bin TL'ye kadar hibe desteğinden yararlanarak kendi işlerinin patronu oldular. Engelli vatandaşlarımız farklı sektörlerde girişimci olarak aktif iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar. Hem il merkezimizde, hem ilçelerimizde, hem köylerimizde büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, seracılık, kafe ve lokanta işletmesine kadar farklı sektörlerde kendi işlerini kurdular. Son çağrı döneminde de 6 kişi hibe desteği projesine müracaat etti. İkinci çağrı dönemimizde henüz takvimi belirlenmedi fakat yine temennimiz engelli vatandaşlarımızın sayısını bu noktada da arttırmak. Bir taraftan da işbaşı eğitim programları kapsamında engelli vatandaşlarımızın istihdamı gerçekleşiyor. Engelli vatandaşlarımızın yine dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kadınların ve gençlerin teşviklerimizden yüksek düzeyde faydalandığını gözlemliyoruz. İstihdam garantili ve garantisiz meslek edindirme kurslarımızda daha fazla yer almaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Az önce ifade ettiğimiz gibi kısa çalışma, nakdi ücret, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği, bayram öncesi hesaplara aktarılması için İşkur olarak mesai mefhumu gözetilmeksizin bütün personelimizle birlikte çalışmanın neticesinde bütün hesaplara, vatandaşlarımızın hesaplarına bu ödenekler aktarılmıştır. Bu vesileyle yaklaşmakta olan Ramazan bayramını da tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Ramazan bayramı yaklaşıyor ancak pandemi gölgesinde geçecek bu yıl yine de adet yerini bulsun diye vatandaşlar bayram alışverişlerini yapıyor. Vallahi iyi şeyler düşünmüyoruz. Kimseye gidemeyeceğiz mecburen. Evde bekleyeceğiz. Başka bir şansımız yok yani. Bayram alışverişi yaptınız mı şeker olarak, lokum olur? Aldık da azaldık yani. Şimdi şöyle oldu mesela her gün, her sene 3 kilo alıyorsak bu sene 1 kilo. Çocuklar yesin diye evdekiler. Adet yerini bulsun. Evet aynen öyle. Şu anda yapacak bir şey yok. Şeye uyum sağlıyoruz. İnşallah daha iyi olur yani. Daha iyi günler olur. Allah'ım hayırlısını versin. İnşallah. Ki bizim geleneğimiz var biliyorsunuz, misafir olsa da olmasa da şeker alınır. Siz aldınız mı? Şeker aldık ya Allah'ın izniyle inşallah. Yine de gelen giden bayramdan sonra işte o kapanmalar bitince inşallah gelirler. İkram edeceğiz yani Allah'ın izniyle. İnşallah, teşekkür ederiz. Vallahi ne düşünüyorum ya. Cenab-ı Allah hayırlısını versin. Yapacak bir şey yok. Cenab-ı Allah hayırlısını versin, sağlık versin. Herkese de bol versin. Peki bayram alışverişi yaptınız mı? Bizim geleneğimizde var biliyorsunuz. Ya yapsak da öylesine. Yine torun geliyor, çoluk çocuk geliyor. Ufak tefek tabii olacak. Bayram aşklarını hazırladık mı o zaman? Tabii canım.
Tabii. O olacak yani. O kadar da olsun yani. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Herkes evinde kalsın diye düşünüyorum. Çünkü virüs hemen gitsin başımızdan. Ki bizim geleneğimiz de var. Bayram alışverişi yaptınız mı? Şu anda bayram alışverişine çıktık. Neler alacaksınız? Şeker, kolonya, lokum, o tür şeyler alacak. Vallahi şöyle söyleyeyim ben. Kapanmadan dolayı zaten şu anda çoğu küçük esnaflar sıkıntılı durumda. Onlara da yeni bir KOSGEB tarafından zaten bir kredi desteği sağlanmak üzere herhalde. Başvuranlar ya da kriterlerini onlarda şu anda tam bir haberim yok ama kapanma var ama hükümetimiz de elinden gelen çabayı gösteriyor. Vallahi şimdilik böyle. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Herkese hayırlı bayramlar dileyelim. Ki geleneğimiz de var biliyorsunuz. Bayram alışverişi yaptınız mı? Ya şimdi bayram yaşasak da yaşamasak da bir alışverişe çıkmak gerekiyor zaten. Bu bizim zaten yıllardan beri süregelen bir alışkanlığımız. Ufak tefek yaptık yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evde oturmayı düşünüyoruz. Televizyon izlemeyi düşünüyoruz. Konu komşu gelmez. Peki bizim geleneğimiz de var. Bayram alışverişi yapıldı mı? Şekerler, lokumlar alındı mı? Gidiyoruz ikram edelim. Neler aldınız? Şeker, lokum, efendime fıstık, çam fıstığı aldık. O kadar. Ziyaretçi olmasa da geleneğimize uyduk. Evet, aynen. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı bu yıl buruk geçecek dedik. Haliyle her yıl yapılan mezarlık ziyaretleri de yapılamayacak. Erva kabristanlığında da şimdi pandemi sessizliği hakim. Her yıl bayram öncesi yoğunluğu yaşanan Ervah kabristanlığında bu yıl tam kapanma nedeniyle bayram ziyaretleri yapılamıyor. Mezarlıkta pandemi sessizliği hakim. Tam kapanmanın sonlarına yaklaştığımız şu günlerde kent genelinde polis ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürüyor. Ancak vatandaş denetimleri yetersiz bulurken halkın da tedbirlere gerektiği gibi uymadığını düşünüyor. Merhabalar. Tam kapanma döneminde kısıtlamalar arttırılmalı mı sizce? Ya kısıtlamalar tabii ki arttırılmalı ama bilmiyorum artık nasıl olacak. Kimse de uyduğu yok. Nasıl bir kısıtlama anlamıyorum yani. Siz görev için dışarıda? Tabii ben müteahhitim. Şu an inşaatıma gidiyorum. İş icabı gidiyorum. Normalde kurallara uyan bir insanım tabii. Herkesin de uyması lazım. Daha bu şuraya baksana nasıl tam kapalı. Ya ben her gün mesela sabahleyin çıkıyorum. Daha benden hiç kimse sormadı bak. Bu da izin belgem. Daha hiçbir Allah'ın kulu demedi ki ya senin de izin belgen var mı demedi. Şuraya bakın eğer 10 tanesinde izin belgesi varsa kahredin. Teşekkür ederiz. Dışarıdan gelmiyor. Bir belgen yoksa ceza işlem uygulanır. Değerlendirme alın. Ben bir ceza ödedim komiserim. Bir ceza ödedim. Bir ceza ödedim. Vallahi bir ceza ödedim. Evet, artırılmalı. Siz görev için dışarıdasınız. Evet, çiftçiyim ben. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Tabii arttırılmalı ya. Böyle arttırılmazsa zaten nasıl başa çıkacağım buna? Gördüğüm kadarıyla kimse önemsemiyor bu işi. Siz görev için dışarıdasınız. Evet, ben Sütaş'ta tır şoförüyüm. Şimdi Rize'den geldim, eve gidiyorum şimdi. Teşekkür ederiz. Oldu, iyi günler, kolay gelsin. Ereğli Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı şu günlerde temizlik hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Ereğli Belediyesi ekipleri gece gündüz devam eden rutin temizlik çalışmalarının yanında bayram temizliği de gerçekleştiriyor.
Temizlik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu şunları söyledi. Tertemiz bir Ereğli hedefimizle şehrimizin temizlik hizmetlerine devam ediyoruz. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp toplama çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında cadde ve sokaklarımızın temizliği noktasında da özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Şehrin temizliği açısından elbette hemşerilerimize düşen görevler de var. Onların da ekiplerimize yaşadıkları bölgeleri temiz tutmakla destek vermeleri bizleri mutlu ediyor. Temizlik bizim inancımızda da önemli bir yere sahiptir. Peygamber Efendimizin temizlik imanın yarısıdır hadisi de bunu apaçık ortaya koyuyor. Bu bilinçle her zaman şehrimizin temizliği noktasında fedakarca ve özveriyle hizmetlerimize devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geldiğimiz bu günlerde ne kadar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerimizde de olsak, bayram öncesi temizliğimizi aynı heyecanla gerçekleştiriyoruz. Diliyorum ki Ramazan bayramımız yeniden huzurumuza ve sağlığımıza kavuşmamıza vesile olsun. Bayram sonrasında da tertemiz bir Ereğli'de hemşerilerimizle kucaklaşalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Ramazan bayramını kutlarım, dedi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ramazan bayramı için mesaj yayımladı. Başkan Oprukçu, bayramlar barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik iklimidir, dedi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ramazan bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Oprukçu mesajında, bayramlar, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, iyiye, güzele ve hoşgörüye yöneldiğimiz kutsal günlerimizdir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayını geride bırakarak bayrama kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayında Allah rızasını kazanmak amacıyla tutulan oruçların, samimiyetle gerçekleştirilen ibadetlerin kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ramazan sabır, tevekkül, manevi huzur ayıdır. Hemen ardından gelen Ramazan bayramı ise barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik iklimidir. Ne yazık ki bu bayram diğerlerinden manevi açıdan ayrı olmasa da toplum sağlığı açısından mecburi farklılıklar içermektedir. Çünkü kucaklaşmalarımızı, buluşmalarımızı bir başka zamana ertelemek durumundayız. Bir yılı aşkın süredir hem ülkemizi hem de dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele edebilmek için gelinen noktada tedbirlere eksiksiz uymalıyız. Gönül ister ki büyüklerimizi ziyaret edebilelim, küçüklerimizin başını okşayabilelim, kucaklaşalım. Ancak sağlığımız için bu bayram coşku ve heyecanımızı uzaktan haberleşme araçlarıyla yaşamak zorundayız. Göz görmese de gönülden gönüle kurulan sağlam köprüler, tertemiz dua ve dilekler bayramlaşmanın güzelliğini ve hazzını bir nebzede olsa bizlere tattıracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan bayramını en kalbi duygularla kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim, ifadelerini kullandı. '68 Aksaray Belediyespor yarı final biletini Düzce'den aldı. Düzce Spor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'den 2. Lig'e yükselebilmek için oynanan playoff çeyrek final maçında temsilcimiz Aksaray Belediyespor kendi sahasında 2-1 mağlup olduğu Düzce Spor'u deplasmanda 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Düzce 18 Temmuz stadında oynanan çeyrek final ikinci karşılaşmasında Aksaray Belediyespor'la Düzce Spor ilk yarı golsüz beraberlikle soyunma odalarına döndü. İkinci yarının başında 47. dakikada Muzaffer Kahraman ilk golü kaydetti. Takımı 1-0 öne geçiren golün ardından Tayyip Kanarya 52. dakikada ikinci golü filelere gönderdi. İkinci golün ardından sahada oyun zaman zaman sertleşti. 77. dakikada penaltı kazanan Aksaray Belediyespor'da atışı futbolcumuz Mustafa Apardi yaparak golü kaydetti. Kendi sahasında 2-1 yenilen temsilcimiz Aksaray Belediyespor 3-0 galibiyetle Düzce deplasmanından yarı final müjdesiyle döndü. 3. Lig playoff yarı final eşleşmeleri belli oldu. Ayrıntılar haberimizde. Misli.com 3. Lig'de pazartesi günü tamamlanan playoff çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar 23 veya 24 Mayıs tarihlerinde oynanacak finallere katılmaya hak kazanacak. 15 ve 19 Mayıs'ta oynanacak play-off yarı final eşleşmeleri ve maç programı şöyle. 15 Mayıs Cumartesi, 1. grup 16'da Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Buca Spor, Yeşiltepe Spor Kompleksi. 2. grup 20.30'da Fethiye Spor, İskenderun, Fethiye İlçe. 3. grup 20.30'da Isparta 32 Spor, Esenler Erok Spor, Isparta Atatürk. 4. grup 16'da 68 Aksaray Belediyespor, Bursa Yıldırım Spor, Dalgan. 19 Mayıs Çarşamba, 1. grup 20.30'da Buca Spor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Yeni Buca. 2. grup 16'da İskenderun, Fethiye Spor, İskenderun 5 Temmuz. 3. grup 20.30'da Esenler Erok Spor, Isparta 32 Spor, Esenler Erok Spor. 4. grup 16'da Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediyespor, Minareli Çavuş Spor tesislerinde oynanacak. Şimdi ekonomi gündemi. Hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi bugünlükte noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.